Cumhuriyet Halk Partisi, şimdi bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi bir çıkartma yaptı tabii şeye. Bu Esenyurt'ta bir çıkarma yaptı. Ve Esenyurt'taki CHP çıkarmasında Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı konuştu. Kanunsuz muamele milletin vicdanından dönecektir dedi. Genel Başkanımız Özgür Özel sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor. Kanunsuz muamele eninde sonunda bir kez daha bu milletin vicdanından dönecektir. Şu bileği görüyor musunuz? Seçimlerde bükemediğiniz bileği yasaklar ve tutuklamalarla, kayyımlarla bir milim bile yemeyeceksiniz, bir milim. İlk mesajı şu şekildedir. İlk sözümüz personel ve arkadaşlarımın işlerine dört elle sarılmasıdır. Vatandaş asla mağdur olmamalıdır. Tutuklu belediye başkanı Ahmet Özer'in cezaevinden ilk mesajını CHP lideri Özgür Özel okudu. Parti yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları, Özgür Özel tüm CHP'lileri İstanbul'a, Esenyurt'a çağırdı. CHP Esenyurt'ta çıkarma yaptı. MYK'nın yapılacağı İlçe binasının önünde CHP'li isimlerle polis arasında bir gerginlik de yaşanıyor. Evet, grup polis engelini aşmak istiyor. Ankara'daki MYK toplantısı Esenyurt İlçe Başkanlığı'na taşındı. CHP'liler polis engeliyle karşılaştı. En üst düzeyde reaksiyon çağrısı gelmişti CHP'den. Genel Başkan Özgür Özel MYK toplantısının yapılacağı CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına geldi. Özel'i partililer karşıladı. Bütün programlarımızı iptal ettik. Tüm milletvekillerimiz ve tüm yöneticilerimizle Esenyurt'tayız. Yaklaşık 2 saat süren MYK toplantısının ardından belediye önündeki alan daraltıldığı için CHP'liler meydana taşıdı mitingi. CHP'li vekil Mahmut Tanal otobüsün önündeki Toma'nın üstüne çıktı. Parti otobüsünün şoför koltuğuna genel başkan yardımcısı Özgür Karabat oturdu. Barikatlar kaldırıldı. Evet, biliyoruz arkadaşlar. Tüm illerden vekiller ve belediye başkanları davet edildi mitinge. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir cenaze törenine katılacağı gerekçesiyle katılmadı mitinge. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da yoktu. CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Recep Tayyip Erdoğan ahmak davasıyla mı, kumpas davasıyla mı, onunla mı bununla mı diye düşünme. Aklından geçeni piyonlarına, cellatlarına yaptırmaya çalışma. Cesaretin varsa zaten bıçak kemikte, kaçma, gel çık karşımıza. Biz seçime hazırız. Er mi yaman, bey mi yaman? Siz rakiplerinizi korktuklarınız, korkmadıklarınız diye ayırmayın. Ayırmayın. Millet kiminle yarışmanızı isterse korkmadan, çekinmeden onunla yarışın. Korkunun ecele faydası yok. Bu kardeşiniz bu yola çıkmıştır. Asla vazgeçmeyecek. Asla. Asla. Ekrem İmamoğlu'nun bu sözleri dikkat çekti. Özel'den de, İmamoğlu'ndan da seçim resti geldi. CHP grup toplantısını da Silivri cezaevi önünde yapma kararı aldı. Duyuyor musun? Hükümet istifa diyorlar. Onlara diyoruz ki hodri meydan, hodri meydan. İşte istedikleri karşılığı ya da istemedikleri, hayal etmediği karşılıkları alıyorlar. Şems ne güzel söylemiş. Hayat bu, bir bakarsın her şey bir anda son bulur. Hayat bu, son dediğin an her şey yeniden can bulur. Şimdi bu taktikleri, şimdi bakın bir kere şöyle bir durum var. Şimdi ekonomi, biliyorsunuz ben ekonomistim. Türkçedeki en pahalı iki kelime biliyorsunuz. Ver yetkiyi, gör etkiyi falan, oradan başlayarak ekonomi tarumar oldu. Ve bunun acısını çekiyorsunuz. Düzelecek, en kötüsü geçti filan diyorlar. Onun da öyle olduğu falan yok, onu da görüyorsunuz. Peki ekonomi nasıl düzelecek? Böyle
siyasi olduğuna dair bir hissiyatın oluştuğu, bir inancın çok kuvvetli bir biçimde yerleştiği, bütün dünyada da görülen, böyle siyasileştiği, yargının falan ve bir aygıt olarak, araç olarak kullanıldığına dair kuşkuların oluştuğu bir dünyada size sermaye gelir mi? Size yatırım gelir mi? Hiç kimse, hadi dışarıdan gelmesin, kendi ülkesinde bile olsa yatırım yapar mı? Yarını güvenir mi? Önünü görebilir mi? Göremez. Şu yarattıkları manzaralara bakın. Sonra da ekonomiyi düzeltmek için uğraşıyorlar filan. Sanmıyorum. Sanmıyorum. Mecbur olduklarından, hani dış mihraklar filan diyorlar ya, daha iyisini mi bulacak dış mihraklar bunlardan? İstediklerini istedikleri fiyattan alıyorlar, istediklerini istedikleri fiyattan satıyorlar. Hiç de üstüne düşünmek zorunda kalmıyorlar. İkna etmesi zor değil. Öyle yani, biraz sıkıştırdıklarında zaten her şeyi elde ediyorlar filan. Şu andaki manzara o. O bakımdan şimdi nasıl olacak, nasıl düzeltecekler? Onların derdi dışarıya borçları ödeyebileceklerine dair bir görüntü verebilmek. Yoksa sizin ekonominizi düzeltmek filan gibi bir dertleri olduğunu zannetmiyorum. Ben zannetmiyorum.